Bugün aslında hep birlikte voleybolun özellikleri voleybol nedir? Voleybol sahasının tanıtımı, oyuncu değişimi, kaptanın görevleri ve libero görevleri aslında 40 dakikalık ya da 45 dakikalık zaman içerisinde dediğim gibi dersimi nasıl işlediğime dair sizin de bir fikriniz oluşması adına böyle bir başlangıç yapmak istedim. Şimdi burada voleybolun özellikleri kısmına gelindiği zaman hatta bunun öncesinde de şöyle bir şeyden bahsetmek isterim ilk önce bu konuya girmeden. Tekuza Mahallesi yapay zeka ile bu yıl böyle bir öğretim gerçekleştirecek sizlere. Peki yapay zeka nedir diye soruyorsanız aslında bu yapay zeka sizlere Konunun sırasının önemini, bu kaygı düzeyinizi azaltmanızı ve aynı zamanda hangi dersin daha da önemli olduğu ile ilgili bireysel bir programlama yapacak. Şimdi bununla ilgili daha detaylı bilgiyi siz teknik ekipten öğrenin, öğrenebilirsiniz. Ama Derya Hoca'nın e, önderliğinde dediğiniz zaman bunun için %20'lik bir indiriminiz olacak. Böyle bir ayrıntıya dikkat edelim. Şimdi gelin voleybolun oyunun özellikleri, sahası vesaire bunun tanıtımına. Şimdi oyunun sahasını tanı tanıttıktan sonra ufak bir animasyon izleyeceğiz. Ondan sonra e, oyuncu değişim bölgelerine vesaire geleceğiz. Bir sonraki aşamada olan sana geçeceğim. Şimdi buraya baktığımızda şimdi bizim için voleybol dediğimiz şey aslında şu orta kısım tamam mı? Şurası Bizim voleybolda filenin olduğu yer, burası A takımı, burası da B takımı. Yani şurası bir takım, burası bir takım. Şu anda biz voleybol sahasını görüyoruz, tamam? Mı? O zaman voleybolun iki takım arasında oynanılan bir spor olduğunu düşünebiliriz. Tabii bunun içerisinde bizim amacımız aslında elimizde olan topları tamam mı? Şu an bunların bir oyuncu olduğunu düşünün. Ve bu oyuncuların tabii ki de bir topu olacak. Bu top buradan karşı sahaya, bu karşı sahadan buraya gidip gelme işlemine biz rally diyeceğiz. Amacımız tamamen örnek veriyorum A takımı B takımın bir hata yapmasını isteyecek ve bu hatayla bir sayı kazanacak. En fazla sayıya ulaşan takım bu oyunun galibi olacak. Şimdi bunların bu şekilde çok fazla detayına girmeyeceğim. Çünkü biz zaten bunların ileride çok çok bahsedeceğiz. Şimdi gelin bakalım devamında nelerden bahsedeceğim. Dediğim gibi şimdi şu sahaya bakacak olursak daha demin benim çizdiğim ama şu kenarda da olan. Bu ortadan bölünmüş bir kısım. Yarı saha dediğimiz yerde bizim bölümlerimiz var. Bu bir, 2 3 4 5 ve 6. Bu rakamlar ve bu bölümler aslında sabit. Burada değişen şey oyuncularımızın yerleri. Şimdi burası için de örnek veriyorum bir takıma müsabakaya 12 oyuncuyla başlayacak. Ama bir set içerisinde ya da maç içerisinde kaç kişiyle oynayabilecek? 6 kişiyle oynayabilecek. Tamam mı? Bu şekilde bir bölümleri de gördük. Yine geçiyorum. Şu an herhal herhangi bir anlayamadığınız, takıldığınız bir yer var mı diyeceğim. Ama e, eğer Muhammed Hocam beni duyuyorsa e, bana şu konuda yardımcı olsun. Çünkü sohbeti göremiyorum. Lütfen eğer buradaysa, beni duyuyorsa <laughs> ona bir düze, onu bir düzeltelim. Tamam. Şimdi gelin bakalım. İşte bizim için voleybol sahası aslında bu. Şimdi benim burada sizler için dikkat etmenizi istediğim şey şu. Voleybolun komple uzunluğunu düşündüğümüzde bu bizim için 18 metre olacak. Şuradan şuraya olan genişliğe bakıldığında ise 9 metre olacak. Tamam? Mı? Daha demin dediğim orta çizgi diye bahsettiğim yer şurası. Bu orta çizginin yukarısına baktığımız zaman işte file dediğimiz kısım oluyor. Tamam mı? Şimdi sizlere elimizde zaten beni görebiliyorsunuz değil mi? Şimdi bizim şöyle bir topumuz olacak. Tabii ki bunun bir voleybol topu olduğunu düşüneceğiz. Şimdi size daha da minik malzemelerle gösteriyorum. Şimdi bu top bizim için şu antenler kısmı dediğimiz. Çünkü burasının şöyle bir iz düşümü var aslında şöyle baktığınız zaman. Tamam mı? Bu alan bizim için antenler arasındaki olan kısım topun gidip geldiği bir yer olarak söyleyeceğiz. Yani geçiş boşluğu dediğim yer benim için topun geçtiği yer olarak adlandıracaksınız. Tamam mı? Birazdan yine tekrar göstereceğim. Şimdi bakıldığı zaman bizim burada sizlere hep şunu söyleyeceğim tamam mı? Bu çok çok önemli bir kavram. Şu an zaten Dediğim gibi tanıtım dersi yapıyoruz. Bunların hepsinden tek tek üstünden zaten geçeceğiz. Ama bilmenizi istediğim ve dersimde çok çok kullanacağım bir terim olacak. Bak, fil üst kenarı. Fil üst kenarı dediğim yer, dersimde de çok kullanacağım zaman lütfen şuraya algılayacaksınız. Tamam mı? Filenin o üstünün olduğu bant. Şimdi burası erkekler için 2.43 Kadınlar için ise 2.24 diye adlandıracağız. Yani şöyle düşünebilirsin. Erkeklerin boyu kadınlara oranla daha fazla olduğu için bu yüzden 2 kur olan file boyu kadınlarda 2.24'e düşüyor. Tamam mı? Erkeklerin file boyu çok daha uzun. Tamam mı? Şu bir de sohbetinizi ah görebilsem şu kısımda. Şöyle paylaşımı durdursam ve görebilsem. Bir saniye. Ee, merhaba hocam demişsiniz. Şu an nasıl gittiğimizle ilgili de bir dönüş sağlayın. Bakabiliyorum yine şu an mesela baktım sohbete. Bununla ilgili de bir dönüş sağlarsanız. Şimdi burada bizim için size de söylediğim gibi. Hop hemen mesajlarınızı görmek için şey Süpersiniz hocam, güzel hocam. Tamam süper. Şu an çok heyecanlıyım. Gerçekten direkt derse girdim. Çünkü hiç bu şekilde şu an farklı bilgisayarla sizinle iletişim kurmaya çalışıyorum. Birazcık bilgisayara yabancıyım ve burada normalde biz gayet sizden önce dersimizi başlattığımızda sohbet kısmını görebiliyordum. Şu anda size bu ekranı yansıttığım zaman sohbet kısmını göremediğim için haliyle bir etkileşim sıkıntısı yaşıyoruz. Bundan da kaynaklı bir an önce derse aldım ama kusura bakmayın böyle bir şey oldu. Neyse şimdi bugünün nazarı diyelim. Şimdi geldiğimizde. Umarım beni keyifli bir şekilde çayınızı kahvenizi almış dinliyorsunuzdur. Şimdi gelin bakalım. Ben bir de şu sahayı sizler için şöyle böldüm. Nasıl böldüm hocam? Hepsini bütün ayrıntılara tek tek ineceğiz. Tamam mı? Biz bu yıl. Kural kitapçığı denen şeyde hiçbir ayrıntıdan kaçmayıp Hepsini tek tek aldım. Hepsinin tek tek animasyonlu bütün maddeleri, bütün kuralların hepsini sizlere göstereceğim. Hatta geri gelecek. E, bu arada Amazon Besti hesabını da söyleyeyim. Oradan da beni takip edin. Çünkü ben orada bu yıl içerisinde maç analizleri yapacağım arkadaşlar. Yani elimden geldiğince kendi bölümümle ilgili soruları e, sizlere aktarabildiğim kadar aktaracağım orta çizgi dediğimiz artık zaten hepsinin bütün işaretleri böyle siyah göreceksiniz tamam mı orta çizgi diye adlandırdığımız şey A takımı ve B takımını tam ortadan bölen hiza diye süreceğiz okey o zaman bunu geçiyorum şu anda sonrasında e, bir diğer kısım olan bizim için hücum çizgisi dediğimiz bak şimdi şu an buradan sizlere gösteriyorum ama birazdan tahtada ben soracağım siz cevaplayacaksınız ona göre lütfen dikkatle dinleyin. Şimdi ben burayı 1 ile başlatıyordum burayı 2 ile burayı 3 ile burayı 4 ile burayı 5 ile burayı 6 ile bak bu 1 2 3 4 5 6 dediğimiz şey oyuncuların bölümleri tamam mı? Şimdi hücum çizgisi dediğim şey tam olarak burası. Siyahla çizilen. Bak B takımının hücum çizgisi de burası. Şimdi benim için şu mesafe arkadaşlar kaç metre? 3 metre. Mavi mavinin olduğu yerde yazdım. Birazcık gözükmedi. 3 metre. Tamam mı? Aynı şekilde burası da burası için 3 metre. Burada eğer ben size ders içerisinde bizim Ön bölge oyuncularımız hangisidir dediğim zaman, hangi bölümdür dediğim zaman hemen diyeceksin ki bana 2-3-4 hocam diyeceksin. İşte burada senden istediğim şey sadece ve sadece bir numaranın alt, arka bölgede olduğunu biliyor olman. Bu kadar. O zaman ön bölge dediğim şey 2-3-4, arka bölge dediğim şey 1-6 ve 5'ten oluşuyor. Hücum çizgisi dediğim şey benim için oyuncuların daha çok hücum yap, hücum ettiği, e, aslında arka bölgeden de bir hücum yapılıyor ama o zaman işte ben hücum çizgisine basılmadan hücum etme gerektiğini söyleyeceğim. Şu an bunlar ayrıntı geliyor olabilir. At bunları cebe. Sen sadece hücum çizgisinin nerede olduğunu ve 2 3 4 numaralı oyuncuların hücum çizgisi olduğunu biliyor olman benim için yeterli olacak. Tamam. Geçiyorum şimdi burayı. Sonrasında gelin bakalım servis bölgesi. İşte ben bu yıl tam da buradan bekliyorum sorumuzu. Ama hemen size bir anlatayım ilk önce. Şimdi servis bölgesi dediğimiz yer... Söyle bana hemen sınıf şuranın genişliği kaçtı o sırada ben de kalem rengimi değiştireyim çünkü sizler için daha gözükecek olsun şurası kaçtı söyle bana evet 9 metre değil mi Ha, şu an çok güzel bir şey yaptım. Tamam. 9 metre. Peki söyle bana o zaman şurasının uzunluğu kaçtı benim sahamın uzunluğu kaçtı? Süpersin. 18. Evet. Şimdi bakın ben size ne, neyi bilmenizi isteyeceğim biliyor musunuz? Bizim bir topumuz var ya. İşte bu top servis bölgesi diye adlandırdığımız yer var ya. Bu yerden çıkacak yani elden çıkma aşaması burası olacak. Tamam. Yani ben şunun şöyle bir uzuntuz, uzantısı olduğunu düşünsen ve sen de bir oyuncusun geldim buraya servis atacaksın diyelim. Topun elden çıktığı yer burası olmak zorunda. Tamam? Burası bizim için servis bölgesi. Buraya da geçiyorum. Şu anda sadece sahamızı tanıyoruz tamam mı? Basit bir şekilde. Ee, devam ediyorum. Sizi bu arada çok derslere katılıyorum. <laughs> sessiz, dinle, sessiz olmayacaksın. Sesiniz buraya gelmiyor evet ama mesajlarınızı ben hissediyorum. Onu. Şimdi söyle o zaman bana. Şurası hücum bölgesi demiştim. Kaç metreydi? Kaç metreydi burası? Söyle. Hücum bölgesi istediğim yer kaç metreydi? Süper. 3 metre. Evet burası da 3 metre. Peki şu sahamın tamamına ben 18 dediysem şu orta çizgiden yarım kalan kısım benim için 9. Şimdi şurası da hücum bölgesi 3 değil. O zaman arka bölgesi benim için de 6 olacak. Bak etkinlik yapacağız. Bunları siz söyleyeceksiniz benim için. O yüzden bunları bilin. Şimdi hücum bölgesi dediğim yer oyuncuların değişim yaptığı yer. Bak bunun altını çiziyorum. A takımı oyuncusu değişimini buradan yapacak. Hemen şöyle ufak bir temizleyeyim. A takımı oyuncusu değişimini buradan yaparken B takımı oyuncusu değişimini buradan yapacak. Yani oyuncu değişim bölgesi dediğim yer aslında hücum bölge olan değişim yer gibi düşünebilirsiniz. 3 metre. Tamam? Buraya geç. Şimdi gelin. Hop. Arka bölge. Aslında şu arka bölge diye adlandırdığımız yer bizim için ne olacak bu sefer? Libero. Libero'dan da sizlere bahsedeceğim. Libero dediğim kişi takımın içerisinde farklı renk giyen birinden bahsedeceğim. Zaten bugün Libero'nun özelliklerinden de bahsedeceğiz tamam mı? Sıkıntı yok. Burası bizim için ne olacak? Arka bölge. Libero'nun buradan değiştiği. E o zaman Libero buradan yer değiştiriyorsa, buradan da oyuncular yer değiştiriyorsa demek ki Libero bu bölgeden yer değiştiremeyecek. Okey mi? Şu an nasıl gidiyoruz? Sınıf. Bir dönüt ver bana sahanın tanıtımını yaptık. Uzunluğundan, genişliğinden, hücum bölgelerinden, arka bölgelerinden bahsettik. 12 oyuncudan oluştuğundan bahsettik. Ve bir takımın o esnada 6'dan oluştuğunu söyledik. Şimdi, peki şu antenlerden de bahsedip sonrasında sizlere materyal kısmı olan yeri alacağım. Tamam mı? Şimdi o zaman söyle bana. Kadınların file üst seviyesi kaçtı? File üst seviyesi dediğim zaman ne anlayacaksın? Kadınların file boyu. Kaçtı? Hemen dönüş bekliyorum. Ayşe hocam süper. 224. Erkeklerinki kaçtı? 243. Evet, bunları böyle bol bol tekrarlayacağız. Şimdi ama benim sizden istediğim şu antenleri görüyorsunuz değil mi? Bizim şu antenlerimiz var bu antenler arasındaki şu yere ben bir şey boşluğu demiştim. Ne boşluğu demiştim? Top nereden ne yapıyordu? Bir söyle bana. Top nereden? Bu boşluğun ismi neydi? Antenler arasındaki kısmın boşluğu neydi? Hatırlıyor muyuz? Top bir yerden bir yere ne yapıyor demiştim. Top bir yerden bir yere. Hatırlıyor muyuz? Sınıf. Bir dönüt gelmiyor sanki şu anda. Olsun geçiş boşluğu tamam bak bunu bileceksin geçiş boşluğu top buradan geçer demiştim şu iki antenler arasındaki kısım benim için geçiş boşluğu tamam geçiyorum buraya şimdi burada bak antenlerin boyunun biz 180 olduğundan bahsedeceğiz neyse şu an çok ölçümlere zaten takılma tamam mı 180 ama bak bu antenlerin bir tanesini görüyorsun. Ne, nasıl görüyorsun bu bir tanesini? Çok kırmızı belirgin değil mi ya? Tam burada. E bunun kırmızı rengi nerede? Diğer tarafta kalmış. İşte o zaman biz burada bu antenlerin birbirlerine zıt yönde yerleştirdiğini de bilelim. Tamam mı? Bizim bilmediğimiz bir şey kalmayacak. Sana tekrar etmediğim hiçbir şey kalmayacak. Tamam mı? Sen o sınavdan <laughs> voleybol dersi için söylüyorum. Iki de 2 iki, yapacaksın. İki tane sorumuz geliyor. Şimdi size birazcık daha böyle canlı bir resim koymak istedim. Neden? Şimdi bu anteni görüyorsun tamam mı? Bak şu anten. Burası bizim antenimiz. Antenin boyu 1.80 en yukarıda kalan yani şu kadarcık uzun 1.80 olduğunu söyleyeyim tamam 1.80. Şimdi diğer antenle arasındaki boşluk ne boşluğuydu? Senden dönüş bekliyorum hatırladı daha mi söyledim. Daha iki anten arasındaki boşluk ne boşluydu? Dönüt bekliyorum. İki anten arasındaki boşluk ne boşluydu? Süpersin Abdullah hocam, Ayşe hocam da süpersin. Evet, geçiş boşluğu. Biz bu geçiş boşluğu arasındaki şu file var ya, bu fileye bir oyuncunun dokunması, hangi takımdan oyuncu dokunuyorsa, rakibi bir sayı vereceğiz. Çünkü biz oyuncuların fileye dokunmasını istemeyeceğiz. Ama şimdi maviyle çizdiğim yere iyi bak. Tamam mı? Şu kısımdaki yere dokunursa ben bir şey demeyeceğim. Tamam mı? O yüzden işte bu geçiş boşluğunun altını çizmemizi istiyorum. Antenler arasındaki kısımdaki fileye dokunmak hatayken şu antenle direk arasındaki kısma dokunmanın hata olmadığını söyleyeceğim. Tamam mı? Geçiyorum bunda. Şimdi gelin bakalım. O zaman hemen ufak bir tekrar. Hmm, şöyle yapacağım. Şuraya geldim. Kalemimi bırakıyorum. Ufak bir tekrar. Sizle birlikte tamam mı? Sizin sesinizi duyuyormuşum gibi başlayacağız. Şimdi söyle bana. Bizim için voleybol sahasının uzunluğu kaçtı? Şu uzunluğu kaçtı? Dönüt bekliyorum. Evet elinde telefon. 18. Peki şu genişliği kaçtı? Genişlik. Evet. 9 metre. Peki ön bölge olan 2 3 4 bölge söylediğim ön bölgenin hücum bölgesinin uzunluğu kaçtı? Şurası. Şurası. 3. Aynı zamanda burası benim için ne bölgesiydi? oyuncu değişim bölgesi. O zaman şu arkada kalan kısım için 6 diyeceğiz. Peki erkeklerin file boyunu bana hemen söyle. Erkek file boyu 2 43, kadınları kadınlarınki 2 24. İstemesen de ezberleyeceksin. Şimdi burada antenin boyunu söyleyecek misin bana? Antenin boyu kaçtı? Antenin boyunu hatırlıyor musun? Süpersin ya 1.80. İşte burada ben şu file var ya. Şu filenin boyu içinde ben 1 metre diyeceğim. Yani şu antenin dışarıda kalan kısmı 80. Sıkıntı yok. Bunları şöyle geçelim. Şu an sadece bir tekrar etmek istedim sizinden tamam. Şöyle bir animasyonumuz olacak. Şimdi burada aslında biz oyun sahası ile ilgili bir kuralı görüyoruz. Bu bizim oyun sahası ile ilgili kuralımız. İşte biz bu oyun kitapçığındaki bütün kuralları tek tek işleyeceğiz. Bu noktada oyun sahası ile ilgili hızlı geçeceğiz. Çünkü çok fazla ile tekrar ettik aslında. Burada bilmenizi istediğim şey. Bakın şurası bizim için oyun alanı. Oyun alanı diyeni nitelendirdiğimiz şey iki takımın birlikte oynadığı yer olarak düşeceksin. İşte uzunluğunun 18, genişliğinin 9 metre olduğunu söyledik. İşte bu oyun alanının dışında kalan kısım ise serbest bölge olarak adlandıracağız. Şimdi hepsini tek tek göreceksiniz. Bu serbest bölgenin boşluğunun da en az 3 metre olduğunu söylüyoruz. Çok gerek yok. İşte burada şu kazak farem oynatıyorum görebiliyorsunuz değil mi? Şurası benim için hücum bölgesi diye adlandırdığım 3 metre. Libero değişim bölgesi olarak adlandırdığım 6 metreye görüyorsunuz. Geçiyorum. Uzunluklarından bahsediyoruz yine. Geçeceğiz şimdi. Heh. İşte istediğim yer aslında şu. Şunu biliyor olmanı istiyorum. Bak. İnsan, oyuncularımızın oynadığı yer oyun alanı. Şu dışarıda kalan kısım ise bizim için serbest alan dediğimiz yer. Tamam mı? Şimdi tekrardan başlatıyorum. Hmm. Aslında burada... Sizlere şunun da unsunu göstermek isterim. Şöyle ufak bir geri alacak olursun. Birazcık daha yakınlaşsın. Şimdi bakın, pür dikkat varınızla, yoğunuzla neredesiniz? Buradasınız. Bak, şu benim neyim de antenim tamam bak. Şurası benim antenim. Aynı şekilde burası da benim antenim. İşte ben şu blanedim, şu iki anten arasındaki boşluğa ne demiştim sınıf? Hemen dönüt. Hemen dönüş hemen hemen hemen. İki anten arasındaki boşluk süper geldi. Geçiş boşluğu. İşte topun geçtiği yer düş olmam. İz düşüm olarak düşündüğünde aslında şu anten şu çizgiye denk geliyor. Bak şu çizgi. Zaten burası aynı zamanda o zaman kaç metredir? Şurası 9 metre diyoruz ya servis bölgesi. İşte burası da 9 metre. Topun geçtiği yer, geçiş bölgesi, oyun alanı olarak adlandırdığımız yer burası. Peki söyle, şuraları çizersen hemen dönüt ver bana. Oyuncu için, oyuncu buraya dokunursa şu, antenler dışındaki yere dokunursa hata mıdır, değil midir? Dönüt. Oyuncular antenin dışında kalan yere dokunursa Hata mıdır, değil midir? Hata değildir diyeceğiz. Süper. Hata değil. Neden? Çünkü burası bak oyun alanını kapsamıyor aslında. Serbe bölgeyi kapsıyor. Benim için hata olarak adlandıracağım yer, hemen bak elime yeşili aldım, bak buraya. Bak, hata olarak adlandıracağım yer burası olacak. Çünkü burası benim için ne bölgesi? Oyun alanı bölgesi. Oldu mu? Oldu mu? Böyle bir gör, görmenizi de istedim. Dönüt. Dönüt, 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 dönüt. Tamam. O halde devam ediyoruz animasyonumuza. Sonra dersimizi bitireceğiz. Şimdi bakın oyun alanı dediğim yer. Oyun yeri serbest bölge. Şimdi burada oyun sahası şimdi futbol sahası olarak düşün tamam şimdi hep birlikte bir halı saha maçına gittiğimizi düşünün hep birlikte bir halı saha maçına gidersek o halı sahasının futbol sahası diyoruz değil mi giriyoruz kapıyı açıyoruz her ter her yer tel örgüyle örülü ben orada işte bütün taç mesela taç olduğu zaman o tel örgüden dışarı çıkmıyorum değil mi o sahanın içinde kalıyorum İşte sen de eğer ÖSYM sana şöyle bir şey sorarsa Bakalım kelime oyunlarını çok sever çünkü. Oyun sahası, oyun alanı ve serbest bölgeden oluşur derse doğru. Saha olarak düşündüğün şey bütün alan olarak düşüneceksin. Tamam mı? Oldu mu? Oyun sahası oyun alanı artı serbest bölgeyi kapsıyoruz. Tamam? Yani saha denilince en büyük yer olarak düşüneceksin. Geçiyorum şu an animasyon izlemeye devam edelim. Şimdi buradan bir de şunu bileceksin. Bakın, bizim yerden yüksekliğimiz var. Bu yerden yüksekliğinin de 7 metre olarak kabul edeceğiz, tamam mı? Yani en az bir maçın olabilmesi için bu yerden yüksekliğinin 7 metre olduğunu olmasını isteyeceğiz biz. Geçiyorum, devam ediyoruz. Yine burada en az 7 metreden bahsediyorum. Burada yine size aynı zamanda şunları şunu göstermek istedim. Bakın, bizim şurada bir hakemimiz var şurada bir hakemimiz var önemi yok ama bakın şu antenlerin ne kadar oyun alanıyla aynı yüz düşüme sahip olduğunu ve bu topun sadece antenler arasında hani eğer rakibi atmak istiyorsan tamam mı buradan bir atış yapman lazım rally dediğimiz yer ve şunu da unutmuyorsun top bu antene değdiği zaman örnek veriyorum şu beyazlılar mı bu topu antene değdirdi ya da eli mi değdi Fark etmez. Bu antene bir temas olduğu zaman top rakibe verilecek. Tamam mı? O zaman zaten topun rakibi verilmesi olarak adlandırdığımız şeyi sen her zaman şöyle düşüneceksin. Rakip bir sayı aldı. Tamam mı? Bunların hepsini tek tek izleyeceğiz, yapacağız zaten. Şu anda devam ediyorum. Oyuncuları görüyoruz. Peki o zaman hatırla dersin başında söylemiştim. Bizim oyuncumuz vardı demiştim. Takımdan farklı renk giyer demiştim. Bu oyuncunun ismi neydi? Bu oyun takımdan farklı renk giyen kişiye ne deriz? Bravo Şevval hocam. Libero. Tamam mı? Bu kişi bizim için libero. Bununla ilgili çok güzel özellikler var değineceğiz. Ama yüksek ihtimal bugün yani bu ders bir saat ders içerisinde sadece voleybol ve oyun sahası tanıtımını göreceğiz. Şimdi dip çizgileri görüyoruz. Bu dip çizgi aynı zamanda bizim için e, servis bölgesi. Tamam mı? Bak kişi koşmaya buradan başlayabilir. Elime farklı bir renk alayım. Koşuyor buradan başlayabilir. Koşuyor buradan başlayabilir. Ama topun elden çıktığı yer bu bölge olmak zorunda, tamam mı? De, kişi ses atarken hiçbir şekilde bu çizgiye basamaz. Şu topu, topum nerede neyse şu, şu topu elden çıkarttığı an buraya mı düşüyor? Nereye düşerse hiç umurumda değil, hiç umurumda değil. Ama bu top eliyle temasını bırakmadığı takdirde bu çizgiye basamaz. Eğer basarsa bir ihlal yapmış olur top düdüğü çalıp rakibe bir sayı veririm. Bir sayı vermem aynı zamanda rakibin artık servisine başlaması anlamına gelir. Yine geçiyorum. Saatine de bakıyorum, devam ediyorum. Yan çizgiler. İşte bütün çizgilerin 5 cm olduğunu, oyuna dahil olduğu. Yani bir top çizgiye geldiği zaman mesela şu rakibin topu böyle attığını düşün. Tamam mı? Top geldi, 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 geldi bu çizgiye değdi. O zaman sayıyı bu, rakım, bu takım kazanacak. Ama bu top eğer dışarı çıkarsa sayıyı bu takım kazanacak. Yani şunu bileceksin. Çizgiler oyuna dahildir. Çizgiler oyuna dahildir. Devam ediyorum. Yine arka bölgelerin uzunluğu şurası şöyle. Ön bölgemiz Hücum bölgesi, şurası libero değişim bölgesi dediğimiz arka bölge 6 metre, şurası 3 metre. Bıkana kadar bunu tekrarlayacağım sana. Sonra çat 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 sen cevap vereceksin zaten. Ön bölgeleri görüyorsun, Dur, duraklatmıyorum şu an devam ediyoruz. Sonrasında servis bölgelerini görüyorsun. Oyuncu değişim bölgelerini gördün, libero değişim bölgelerini gördün. Şimdi hepsini birlikte görüyorsun. Şöyle. Bir de bizim ısınma sahalarımız var. Burada da şu. Biz 12 oyuncu ile sahaya çıktık ya. 6 tane oyuncumuz oyun içerisindeyse diğer oyuncumuz nerede olacak? İşte diyor ki burada koç. Ya bak diyor siz gelin buralarda ısının şu an bunlar burada maç oynuyor ama birinin sakatlanmayacağını ben nereden bileyim gel burada ısın hep kendini sıcak tut diyor tamam mı? Burası ısınma bölgeleri. Geçiyorum. Devam ediyoruz. İşte oyun alanlarından bahsettik. Yine aynı şekilde işte ön bölgelerden, serbest bölgelerden. O zaman söyle. Bizim bir şeyimiz vardı. Bir yerden yüksekliğimiz, en zeminden yukarıya kadar olan yüksekliğimiz. Mesela kaç metre olması gerekiyordu? Hatırlıyor musun? Sorsam. Birazcık zor oldu ama. Süpersin ya iPhone. Evet 7 metre demiş. Yerden yüksekliğimiz 7 metre olması gerekiyordu. Şimdi şöyle bir ilerleteyim. Bunların hepsinin fotoğrafını belirtmek istersiniz. Hepsi bir arada olsun diye koydum. Şimdi arkadaşlar. E, bugünlük dersimizi burada bitireceğiz. Aslında ben kaptanlardan, liberalardan vesaire de bahsedecektim. Ama zaten onları birazcık cepte olsun diye koydum. Çünkü o kadar uzatmayacağımı aslında biliyordum. Şimdi bugün içerisinde. Ufak bir tanıtım dersimizde sizlerle tanışmış olduk. Birazcık animasyonlu, birazcık materyalli, biraz da sunumdan ilerlediğim aslında Derya Hoca'nın nasıl ders anlattığıyla ilgili birazcık ön fikriniz olmasını istedim. Umarım memnun kalmışsınızdır. Şu ana kadar, şu işlediğimiz yere kadar ee, anlattığım yerler kalıcı olmuştur. Şu an ders hiçbir şekilde kasmam. Yeni yıl için Hepinize özellikle başarılar diliyorum. Bu süreci kendine lütfen zorunlu bir süreç olarak görme de bilgi yatırımı olarak adlandır. Çünkü emin ol o süreci atlattığın zaman sonuna geldiğinde tarihten, coğrafyadan, vatandaşlıktan, eğitimden, tüm psikolojisine kadar alan eğitimiyle ilgili o kadar donanımlı olacaksın ki o kadar donanımlı olacaksın ki belki bazı yerlerde kendine şaşıracaksın. Bir toplum içine girdiğinde öyle şeyler söyleyeceksin, öyle tavsiyelerde bulunacaksın ki iyi ki ben bu işi çalışmışım, iyi ki başlamışım diyeceksin. Hepinize başarılar diliyorum. Hepinizle tanıştığım için ayrı 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 çok mutlu oldum. Bugün için çok heyecanlıydım. Zaten bu heyecanımın da bu şekilde devam etmesini istiyorum. Umarım siz de yaptığınız meslekten her ne yapıyorsanız heyecanınız hiçbir zaman bitmez diyorum. Hepinize kucak dolusu sevgiler söylüyorum. Eğer sizin de söylemek istediğiniz yer varsa... Burada dedikleri var mısınız hocam? Çok temel ve açık anlattınız. Çok teşekkürler. Çok teşekkürler. Ne demek? Bir ay bilgisayarın gazabına geldik. Sohbetinizi bir süre göremedim vesaire. Ama sonra iyi toparladık diye düşünüyorum. Umarım siz de memnun kalmışsınızdır. <laughs> Herkes çok teşekkür ederiz hocam. Her zamanki gibi. Ne demek? Sizlerin ben çıkmasını bekleyeceğim. Yani şu anda çıkabilirsiniz. Yazmak isteyenler bir şeyler yazabilir. Ama siz gittikten sonra çıkmak isterim. Katılımınız için teşekkür ederim. Çok teşekkürler hocam. Görüşmek üzere. Çok teşekkür hocam. Gayet güzel. Her şey detaylı. Hocam süpersiniz. Keşke daha önce tanışsaydım sizi. <laughs> Geç olsun güç olmasın demişler. Kendinize iyi bakın.